Görebilir miyiz Onur? Ha, hocam da geldi. Abdülkadir hocam, Abdülkadir Develi hocam. Merhaba. Merhabalar. Hocam şimdi Mart ayı şimdi ne olmuş? Ocak'ta 6.70, Şubat'ta 4.53, Mart'ta 3.16. Ne diyorsunuz hocam? Enflasyon düşüyor mu? Yani buradan bu tablodan ya böyle bir düşüş trendi var. İyi bir gelişmedir bu memleket açısından mı demek lazım, yoksa temkinli mi? Çünkü yıllıkta da yükseliş var. Temkinli mi olmak lazım? Tabii artış hızında azalma var. Bu iyiye giden bir süreç. Ama diğer taraftan da aylık 3.16 hala yüksek bir enflasyon oranı. Tabii bu katılık devam ediyor. Bunu da anlamaya çalışıyoruz. Neden hala enflasyon %3'lerin üzerinde diye. Tabii 6.7'de başladık Ocak ayında. Şubat'ta 4.5, şu an 3.16. Bu azalan şekilde devam edecek. Peki ve bir dakika, hedef... ne zaman, yani kaç olursa katılık bitti dersiniz? Bunun %2'nin altına inmesi gerekiyor. Yani %1,5 bandına, hatta 1,5 ile 1 bandına düşmesi gerekiyor. Çünkü şu anda bu enflasyon oranından dolayı, yani enflasyonun yüksek seyrinden dolayı fiyatlama davranışlarında bozulma var. Yani şimdi biz izah etmeye çalışıyoruz. Neden halen fiyatlar artarak devam ediyor? Tamam, bir taraftan kredi kartı harcamaları halen çok yüksek. %125 oranında, yani Mart ayına baktığımız zaman yıllık bazda %125'lik bir artış durumu söz konusu halen. Güçlü talep devam ediyor. Bunun sebebi de şu, yani burada tüketici önünü göremediğinden dolayı ön talepte güçlü bir şekilde talebe devam ediyor. Üreticiler de burada gelecek ayları belirsizliğinden dolayı ilave bir fiyatlamaya giriyor. Maalesef bu alışkanlık haline de geldi. Dolayısıyla burada enflasyonla mücadelede yeni bir parametremiz var. O da enflasyon beklenti yönetimini, algıyı bu noktada değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü şu anda böyle enflasyonu artıracak bir sebep yok. Tabii Ocak ayını izah ettik. Şu 3, yani diyelim ki Ocak tamam, Şubat'ta 4.5 olmuş, Mart'ta 3.16 olmuş. Bu böyle o beklentiyi etkileyecek bir durum değil mi? Birazcık daha zamana ihtiyaç var. Çünkü bakın şimdi ben bir baktım acaba hangi kalemler daha çok arttı diye. Burada gıda ürünlerinin özellikle kuzu eti, dana eti, kümes hayvanlarının etleri, burada bir halen ciddi bir artış durumu söz konusu. Gıdada yani, durum öyle, doğru. Evet, gıdada böyle bir durum var. Bir de burada yani tüketici aynı halk en çok gıdayı görüyor ve buradan etkileniyor. Beklentini buna göre çıpalıyor. Fakat şu an geldiğimiz noktada hani küresel bir enflasyon üzerine bir baskı durumu söz konusu değil. İçeride de şu anda bakın hadi TL artık duruldu. Yani bu spekülasyonlar yapılıyordu 15 Mart haftası ve öncesi dövize dair. Biz bunu rasyonel temeli olmadığını hep ifade ettik ve geldiğimiz noktada da şu anda dövize yeter bir seyir durumu söz konusu. Hani döviz kaynaklı bir artış da yok burada. Hizmet katılığı var, ücret katılığı var burada. Yani onların halen devam ettiğini görüyoruz fakat azalan şekilde bu devam edecektir. Özellikle yılın ikinci yarısı neden dikkat çekiliyor? Ya biz burada daha ziyade aylık gelişime bakacağız. Yani aylık bu düşüş trendinin devam etmesi gerekiyor. Yılın ikinci yarısında bu baz etkisi... Peki yıllık enflasyona bakabilir miyiz? Onur, tabloyu gösterebilir misin? Bir şeyi merak ediyorum. Şimdi 68.50 aylıkta düşerken yıllıkta nasıl oluyor da yükseliyor? Teknik olarak bunu izah edebilir misiniz? Tabii Haziran'ı da biliyorsunuz. Haziran ve Temmuz aylarında ciddi bir enflasyon da artışla karşı karşıya kaldık. Bu ve Haziran'dan sonra baz etkisi demiş olduğumuz husus da bu. Yani bu artış artık geride kalacak ve dolayısıyla enflasyon... Haziran'la Temmuz'u bir göstersene. Bir görebilir miyim? Bir önceki grafikteydi galiba, değil mi? Heh, bak evet. Şimdi anladım. Birinde 9, ikisinde de 9 olmuş. Şey yapmış, zirve yapmış yani Haziran'la. Tabii neden önemli Haziran-Temmuz? Bunun etkisi mi yani onlar? Çünkü...
Tabii o 2 aydaki toplam enflasyon yüksek olduğundan dolayı şu anda zaten %68,5'e geldik. Haziran ve sonrası o yüzden işaret ediliyor ki Haziran'dan sonra bu Haziran etkisi geride kalacak ki Baz baz etkisi. etkisi dedikleri şey olacak. Onur nasıl? Evet. Öğrenmiş miyim? Peki. Şimdi şeye bir dakika, yıllık enflasyona bir daha gelebilir miyiz? Yıllık enflasyon. Hocam şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bu aylık enflasyondaki düşüş seyri devam ederse yılın ikinci yarısında, hani o baz etkisi de devreye girdikten sonra biz yıllık enflasyonun nerelere kadar indiğini görebiliriz? Yani 40'a mı iner, 50'ye mi iner, 30'a mı iner, nereye iner? Tabii Merkez Bankası'nın buradaki hedefi %36. Fakat şu an biz zaten %15'i tüketmiş vaziyetteyiz. Yani geri kalan da %20'yi aşmamak durumundayız. Tabii ilave bir şok olmaz ise, bu düşüş trendi devam ederse böyle 40 bandı gibi yılı tamamlayacak gibi duruyoruz. Fakat şöyle bir risk var, bunu da ben izah etmek istiyorum. Özellikle yılın ikinci yarısı Güney Asya'da ciddi bir ekonomik toparlanma var. Bu dünyada emtia fiyatları da artıracak gibi duruyor. %15'lik bir artış işaret ediliyor. Bunun bir etkisi var. Yine aynı şekilde petrol fiyatları yıl sonuna kadar 100 dolara çıkması bekleniyor. Yani buradan ilave bir maliyet durumu söz konusu olabilir. Fakat şu an elimiz neden güçlü? Çünkü TL'de bir istikrar sağlanmış vaziyette. Uluslararası sermaye merkezlerinin bu yönde zaten açıklamaları da var. Yani TL bu yıl güçlü olacak, güçlü olmaya devam edecek. Yani kur kaynaklı bir enflasyon şoku bu yıl yemeyecek gibi duruyoruz. Sadece küresel bazı ufak bir maliyet yüklemesi olabilir. Dolayısıyla yıl sonuna kadar %40'lık bandın yakalanabilmesi bence olası bir Peki durum. o küresel maliyet eklemeleri o 40'ı etkileyecek bir şey mi? Hani 40 olmazsa 50 mi olur yani o maliyet eklemeleriyle? Şöyle söyleyeyim, tahminler yılın ikinci yarısında emtia fiyatlarının ve enerji fiyatlarının %15 civarında artması noktasında. Tabii bu emtia ve enerji büyük oranda döviz ile fiyatlanıyor aynı zamanda. Yani biz burada şunu varsayıyoruz, dövizdeki bu seyrin, yani enflasyonla uyumlu bir seyirden bahsediyoruz. Hatta enflasyonla bir tık altındaki bir seyirden bahsediyoruz. Eğer bu şekilde Merkez Bankası götürürse işi, ki ciddi sermaye girişi olacak, bu TL'yi güçlendirecek ve dirençli hale getirecek. Bu ilave şoklardan beri %45'i bu noktada hani çok fazlaşacağını düşünmüyorum ben. Yani Evet. 45-46 bantları gibi olabilir. Ama bir Peki. de lojistik maliyetler de artıyor son süreçte. Peki. Onu da vurgulamak gerekiyor. Hocam çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Melik, yıl sonu %45 iyi midir? Vallahi iyi, çünkü şöyle şu anda mesela artış hocam da dediği gibi henüz bir azalma yok. Artış hızında bir azalma var. Yani Hayır, yıl sonu diyelim ki hocamın dediği gibi hani bütün o bütün her şey sorunlar, emtia fiyatlarında artışlar oldu filan. Yani öngörülen 35 olmadı da 45 oldu. İyi der misin ya? Valla ben yani 56, yıl sonuna kadar 56 her türlü rakam iyi. Çünkü bu şunu gösterecek: 2025'te çok daha hızlı bir düşüşle 2026'daki o tek haneyi yakalayabiliriz. Ama önce dediğim gibi bu artış hızı sıfırlanıp şöyle eksiye doğru gitmemiz lazım. Selvi? Ahmet Bey, %36 hedeflenen enflasyondu. %40 olması makul görülebilir mi? Bence onlu çift haneli hiçbir enflasyon makul görülmez. Ama önemli olan Ben yıl sonu için seyri, soruyorum. onun seyri. Yani aşağı doğru gidiyorsa elbette ki makuldür. Hakan Bayrakçı. Enflasyonun ne zaman durabileceğini, azalabileceğini açıkçası bilemem. Çünkü ekonomistlerin uzman olduğu bir konu. Sadece şunu söyleyeyim. Eğer bir yıl içinde... Mikrofon yokmuş ya. Senin mikrofon düşmüş. Evet. Diyorum ki En baştan al abi. Pekala. Ekonominin hangi oranda ne zaman düşeceğini ben söyleyemem. Ben bildiğim konularda yorum yaparım. Ancak şunu söyleyebilirim: eğer bir yıl içinde ciddi ve çarpıcı bir düşüş olmazsa siyasi sıkıntı başlar. Çünkü bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra anketlerde, yani bugün seçim olsa, genel seçim olsa kime oy verirsiniz anketlerinde de bir CHP'nin farkı birinci olduğu gibi sonuçlar çıkacak olursa, o zaman erken genel seçim çağrıları yoğunlaşır. Dükel. Şimdi
Enflasyonun dediği gibi Melik'in yani sadece artış hızında bir azalma var. Ve tek haneye inmediği sürece hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün tütün ve tütün mamullerine bir zam geldi. Bir gruba 9 lira. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Rütü gereği bunu söyleyelim. Bu cep telefonu tarifelerine %65 zam geldi. Yani enflasyon düşmüş %3. Gerçi yıllık enflasyon %68 ama yani benim cebimde bir hareket yok. Aşağı dönük. Hocam cepte ne zaman hareket olacak? Tabii bu refahın ölçülmesi gerekiyor. Refah nasıl ölçülür? Fiyatlar stabil olduğu zaman, istikrarlı olduğu zaman biz refah ölçebiliriz. Yoksa evet. Böyle geçtiğimiz yıla baktığımız zaman aslında ücretlerin gelir artışı enflasyonun ötesinde. Fakat sorun şu, enflasyon çok hızlı bir şekilde bu geliri eritiyor maalesef. Peki. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı, yani, ifade ettiği nokta öncelikle enflasyonda istikrarın sağlanması, ondan sonra refah artışının işte, ortaya konması. Tamam, ben de diyorum ki o istikrarın sağlanma noktası neresidir? Yani enflasyon hangi rakamı gördüğünde ha tamam istikrar sağlandı denecek. Mesela 40 olduğunda, 45 olduğunda istikrar diyebilecek miyiz o zaman? Tabii çift haneler için bunu diyemeyiz kesinlikle. Eğer burada enflasyon tek haneye düşmesi gerekiyor. Bu da birazcık yol istiyor. Çünkü o zaman yolculuk uzun hocam. Hem de çok 26. Uzun. 26. Çok uzun. Yani yolculuk. 26 değil mi hocam? 2026. Öyle diyor hocam da 2026. Evet. Yolculuk. Evet. Ama ben bir cümle söyleyeyim. Şimdi İsrail'de %2,5. Ukrayna %4,3. Rusya 7,7. Filistin bile 27,2 yıllık enflasyonlar. Savaşın içindeki ülkelerden seçtim bunları. Savaşıyor bunlar. Ciddi. Bizde %68,5. Sözüm bu kadar. Peki Fransa hocam bu nasıl ya? Oluyor? Onlar da daha küçük, düşük. Hocam bu nasıl oluyor? Aşağıda devam mı? Tabii aşağıda. Tabii şöyle. Bunu enflasyon neden var? Bunu masaya yatırdığımız zaman özellikle Haziran ve Temmuz ayından sonrasını ele almak gerekiyor. Çünkü bizim enflasyondaki o kırılma, hızlı yükseliş Haziran-Temmuz aylarında oldu. Bu da TL'deki değer kaybından kaynaklandı. Yani sonrasında İsrail'de, Ukrayna'da savaş var. Yani oralarda niye böyle olmuyor? Onları niye etkilemiyor da bizi etkiliyor? Tabii şöyle söyleyebiliriz biz bunu. Onların bu abileri var. Ekonomi politikası değiştirdik. Ekonomi politikası değişti bizde. Döviz talebi noktasında, bu arz ve talep dengelerinde bu noktada buraya birazcık daha bakmak gerekiyor. Yani bizim aslında bu dış finansman ihtiyacı ve döviz talebi kaynaklı bir enflasyonu biz yaşıyoruz. Bir de bunun devamında beklenti geliyor. Enflasyon beklentisi geliyor. İlave fiyatlama oluşuyor. Böyle bir sarmal haline geliyor. O yüzden hep şunu vurgu yaptık. İlk önce TL'de istikrarı, döviz kurlarında istikrarı sağlamak gerekiyor. O da sağlandı diyorsunuz siz. Yani şu noktada sağlandı. Gelen veriler de onu gösteriyor zaten. Yani seçim öncesi çizilen kara tablolar vardı. Onlar doğru çıkmadı yani. Hocama bir şey sorabilir miyim? Bitiriyoruz ama ya. Vallahi bir dakika var. Ama çok hızlı. Bir cümlelik bir şeyse bir cümle cevap. Tek cümle, yani cevabı da tek cümle olur muhtemelen. Dolar artarken hocam, ihracatı artırmaya dönük bir değerlendirme yapmışlardı. Yani dolar artırırız ki ihracatı yükseltelim diye bir değerlendirme olmuştu. Peki şimdi güçlü TL olunca ihracat olumsuz etkilenmeyecek mi? Burada bir tuhaflık yok mu? Bana mı öyle geliyor? İhracat etkilenir mi güçlü TL'den? Tabii uluslararası rekabet noktasında TL güçlü olursa bizim mallarımız uluslararası piyasalara daha pahalı hale gelecektir. Fakat burada ekonomi yönetimi düşük finansman maliyetiyle destekleyerek bu açığı kapatma çabasında aynı zamanda. Yani finansman maliyeti dediğimiz desteklemek, sübvanse edeceğiz yani. Evet, sübvanse edilmesi, daha düşük faizle. Ne anladım ben bu işten? Bunu sonra konuşalım mı? Peki, konuşalım. Bitti çünkü süremiz. Hocam çok teşekkürler. Harika bir program oldu. Hakan Bayrakçı, Abdülkadir Selvi, Melik Yiğitel ve İsmail Dükel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın.